Çivilerle alan bulma yöntemi olarak bilinen pik teoremi noktalı kağıt üzerinde köşeleri bu noktalardan oluşan herhangi bir çokgenin alanını bulmaya yaramaktadır. Burada ee, alanımızın formülü verilmiş. S bölü 2 artı i eksi 1. S buradaki e, kenarlardaki nokta sayısı. i de çokgenin içinde kalan nokta sayısı veya çivi sayısı. Eşit aralıklarda çivi çakılmış bir tahtada lastik kullanılarak bir çokgen oluşturuluyor. Lastiğin değdiği çivi sayısı 13'tür. Çokgenin alanı 12,5 birim kare olduğuna göre çokgenin içinde kalan çivi sayısı kaçtır? Formülümüzü yazalım. Alan eşittir S bölü 2, S dediği kenarlardaki çivi sayısı artı i içeride kalan çivi sayısı eksi 1. Şimdi alanımızı vermiş 12.5 eşittir. S 13, 13 tane lastiğin dediği çivi var. 13 bölü 2 artı i bize içinde kalan çiviyi soruyor eksi 1. 12.5 eşittir. Burada 13 bölü 2 6.5 eşit artı i eksi 1. Altı buçuktan bir çıktı, beş buçuk. Beş buçuk karşı atacağım. On iki buçuk eşittir beş buçuk artı i. Bu beş buçuğu ben on iki yanına gönderiyorum, eksi olarak geçti. On iki beş buçuk çıktığında 7 kalır. Yani içindeki çivi sayısı kaçmış? Yediymiş. Cevabımız balık esir. Yedi olacak. Çivilerle alan bulma yöntemi olarak bilinen pik teoremi noktalı kağıt üzerinde köşeleri bu noktalardan oluşan herhangi bir çokgenin alanını bulmaya yaramaktadır. Eşit aralıklarla çivi çakılmış bir tahtada lastik kullanılarak bir çokgen oluşturuluyor. Çokgenin sınırlarındaki nokta sayısı çokgenin içerisindeki nokta sayısının 1 bölü 3'üne eşittir. Çokgenin içerisinde çivilerin iki çokgenin içerisindeki çivilerin 2 bölü 5'i söküldüğünde geriye 9 çivi kalıyor. Buna göre oluşturulan çokgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi 2 bölü 5'i söküldüğünde geriye e, geriye 2 bölü 5'i şöyle yazalım. 2 bölü 5'i söküldüğünde söküldüğünde geriye 3 bölü 5'i kalır. Geriye 3 bölü 5'i kalır. 3 bölü 5'i neymiş? 9 taneymiş. 9 çivi. O zaman 3 bölü 5'i 9 çivi ise 1 bölü 5'i 3 çividir. Tamamı içeridekilerin 15 çivi. Yani içindeki i eşittir 15. Şimdi bizim diyor ki çokgenin içerisindeki nokta sayısının 1 bölü 3'ü eşittir. Yani s eşittir. 15'in 1 bölü 5'i nedir? 5'tir. 3'e böldüğümde 5 elde ederim. Formülü yazıyorum şimdi. A eşittir. S bölü 2 artı i eksi 1. S belli. 5, 5 bölü 2 artı 15 Dikdörtgen şeklindeki eş iki şeffaf kartın kenar uzunlukları 16 bölü 3 santimetre ve 25 bölü 6 santimetredir. Bu kartlar Uzun kenarları kestirecek şekilde aşağıdaki gibi üst üste yerleştirildiğinde kartların kesiştiği dikdörtgensel bölgenin kısa kenarının uzunluğu 5 bölü 2 santimetre gelmektedir. Buna göre oluşan şeklin uzunluğu kaç santimetredir? Yani burada 5 bölü 2 santimetrelik kısım üst üste geliyormuş. Şimdi 16 bölü 3 ile 25 bölü 6 hangisinin uzun kenarı olduğunu bulabilmek için paydalarını eşitleyerek bakmak lazım. Birisi 32 bölü 6 Diğeri 25 bölü 6 demek ki uzun kenarı 32 bölü 6, kısa kenarı 25 bölü 6. Şimdi şu kısım e, burada e, 5 bölü 2'yi de genişletirsek 5 bölü 2, 15 bölü 6'ya eşittir. Buradaki kısım e, ben e, 32 bölü 6'dan 32 bölü 6'dan 15 bölü 6'yı çıkarırım. Ne kaldı? 17 bölü 6. Yani şurası. 17 bölü 6. Burası da aynı şekilde 17 bölü 6. Şurası da 15 bölü 6 genişlettim. Uzunluğunu soruyor. Oluşan şeklin uzunluğunu yani uzun kenarını soruyor bize. 17 bölü 6 artı 15 bölü 6 artı 17 bölü 6. Topladığımızda 17, 27, 32, 39, 49 bölü 6. Bu da nedir? 8 tam 1 bölü. Kısa kenarı A uzun kenarı B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartondan kenar uzunlukları 8 bölü 6 metre, 2 bölü 3 metre ve 1 bölü 2 metre olan kareler kesilip atılıyor. Buna göre kalan kartonun bir yüzünün alanı kaç metrekaredir? Yani bize sorduğu bölge şu bölge. Şu bölgeyi soruyor bize. Şu taralı bölgenin alanını soruyor. Şimdi kare ise o zaman kare olduğuna göre bizim e, şu kenarımızda ne olacak? 8 bölü 6 olacak. Şimdi şu kenarı bulmam lazım. Bu kenarı da nasıl bulurum? 2 bölü 3 burası. Burası da 1 bölü 2. Toplarım 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2. Paydalarını eşitlersem 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir. 7 bölü 6. Yani şurası da 7 bölü 6 olacak. Şimdi biz bu bölgenin alanını, önce büyük bölgenin alanını bulalım. Nedir tamamı? Yani şu bölgenin alanı şu bölgenin alanı nedir? 8 bölü 6 çarpı 7 bölü 6. 8 kere 7 56, 56 bölü 36 birim kare, metre kare. Bu alan. Şimdi bu alandan şu 2 kareyi çıkaracağız. Kare olduğu için 2 bölü 3 ise 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 4 bölü 9. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4. Yani 56 bölü 36 tamamı eksi 4 bölü 9 kare eksi 1 bölü 4 kare. Paydaların hepsinin 36'da eşitleyelim. 56 bölü 36 eksi 4 ile genişletirsek 16 bölü 36. Eksi 9 ile genişletirsek 9 bölü 36. Hatta bunu da gösterelim şöyle. Burası 4 ile burası 9 ile burası 1 ile. Şimdi eşittir 56 bölü 36 eksi 16 9 daha 25 bölü 36 56'dan 25 çıktığında ne kaldı? 31 bölü 36. Cevabımız Denizli 31 bölü 36 olacak.